İzniyor'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bir videomda daha birlikteyiz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün matara ve sulu konusuna değiniyoruz. Arkadaşlar merhaba. Bugün dediğim gibi mataraları inceliyoruz. Mataralarla ilgili genel olarak en önce şunu belirteyim. Mataralar hayat kurtarıyor. Bir kere onu anlatalım. Haşır huşur sıcakta böyle basmışız pedalı, gitmişiz pedalla bilmem ne. Cayır cayır yanıyoruz. Ne oluyor? Bir anda böyle suyu alıyoruz. Çok 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 kafaya dikiyoruz. Ondan sonra ayvayı yedik işte. Mideniz o anda sizi yarı yolda bıraktı demektir. Tabii ki bunu yapmıyoruz. Çok susadığımız zaman da ne yapıyoruz? Alıp mataramızdan biraz suyu içiyoruz. Ağzımızı çalkalıyoruz. Hararetimizi azaltmaya çalışıyoruz. Bir diğer önemli konu mataralarla ilgili, özellikle şeffaf olmaması bizim için önem taşıyor. Çünkü güneş ışığıyla temas etmesini istemiyoruz arkadaşlar suyun. Güneş ışığıyla temas ettiğinde ne oluyor? İçine geçen güneş ışığı sayesinde bu matara, tabii bu matara değil, bu kapalı olduğu için şey değil de bu matara yosun yapabiliyor, bakteri üretebiliyor. Bu yüzden ışık geçirgen olmaması bizim için önemli. Şimdi mataralar kaça ayrılıyor arkadaşlar? Mataralar genelde ısı tutan ve ısı tutmayan olarak ikiye ayırabiliriz. Yani termos özellikli mataralar, termos olmayan özellikli mataralar. Bunların haricinde de yapıldıkları maddeye göre, yapıldıkları malzemeye göre sınıflandırabiliriz. İşte şurada gördüğünüz laken, çelik, zik, alüminyum ve elit, bu da alüminyum. Biz bugün hangi mataraları inceliyoruz? Biz bugün daha çok bizim bisiklet sporunda kullandığımız, sıkça kullanılan mataralardan suluk tarzında matarayla başlıyorum. Önce bunu inceliyoruz. Arkadaşlar bu elit marka İtalya'da üretilmiş. BPA free, yani içinde sağlığa zararlı BPA maddesinin olmadığını söylüyor. Ben bunu çok tercih ediyor muyum? Ben kendim şahsen bunu çok tercih etmedim. Neden? Ben çok fazla suluktan İçmeyi sevmiyorum ama gördüğünüz gibi aslında özellikle yol bisikleti falan kullanan arkadaşlar için pratik olabilir. Tır bisikleti kullananlar için de pratik olabilir. Diğer kullanımıza göre aslında güzelmiş ya. Bunun ağızlığı falan bayağı şey, ben bunu plastik zannediyordum ama lastiktenmiş. Gördüğünüz gibi neyse. Böyle kilitli bir ağzı var, kapağı var. Deniyor dediğim gibi. Geniş ağızlı makara, temizliği kolay. Onun haricinde ne var elimizde? Elimizde zik. Meşhur 1908'den beri üretilen İsviçre'nin alüminyum şişeleri. İsmi zik olsa da, telaffuzu Türk dilinde garip karşılansa da kendisi ziktiri boktan bir şişe değil arkadaşlar. Gayet kaliteli bir şişe. Alüminyumdan üretilmiş. İçinde özel bir coating, yani kaplaması var. Kaplama sayesinde içinde asit, ondan sonra diğer meyve suları gibi asitli içeceklere karşı koruma sağlıyor. Biliyorsunuz normalde alüminyum tek başına zehirli olabiliyor. Bunu da alıp yıllarca kullanabiliyorsunuz. Bunların fiyatlarını, şunu hepsi buradan aldım. Ama bunu kullanmak valla nasip olmadı desem yeri, hiç kullanmadım. 70 lira gibi bir fiyatı vardı bunun. Şu arkadaşı bir bisikletçiden aldım. Bu da Elit de bilinen bir marka yine. Elit bisiklet parçaları falan üretiyor. Yani daha çok aksesuarları, suluklu falan da vesaire aksesuarları üreten marka. Bunun fiyatı 40 lira civarında. Gelelim en sevdiğim matarama. Laken. Bu arkadaş da İspanyol. İspanya'dan gelme bir arkadaş. Liter. Bunu da hepsi buradan aldık. Bunun da fiyatları 80 lira civarındaydı. Bunun özelliği ne? Bu termos özellikli arkadaşlar. Sıcak suyu 12 saate kadar, soğuk suyu 24 saate kadar muhafaza edebiliyor. Tabii her geçen saatte ısısı düşmek kaydıyla veya sıcaklığı artmak kaydıyla, yani soğuksa sıcaklığı artıyor, sıcaksa sıcaklığı düşüyor falan gibi. Bu benim en sevdiğim mataram. Neden? Çünkü tamamen çelik, tamamen hijyenik, inox bir matara. Onun haricinde arasındaki çift cidarlı bir matara. Termos özelliğinden dolayı çift cidarların arası vakum havayla doldurulmuş. Daha doğrusu hava vakumlanmış içinden vakum olarak muhafaza edilmiş. Bu da ne demek oluyor? Aranızda makine mühendisi olan arkadaşlar varsa ısı transferinden bilir ki ısı geçirgenliği en az olan gaz vakumlanmış havadır. Ayrıca bunun neyi var? Bunun kapağı da arkadaşlar yine içinde vakumlanmış hava var. O yüzden 12 saate kadar
sıcak suyu 24 saate kadar da soğuk suyu tutabildiğini iddia ediyor. Ben henüz bunu denemedim arkadaşlar. Ama en sevdiğim mataram bu. Daha yeni geldi zaten. Biraz o yüzden de seviyorum aslında. Yeni geldiği için eskidiği zaman bunları da pek yüzüne bakmam. Bunları böyle atarım falan. Neyse. Bunların haricinde ne var? Bunların neopren korumaları var arkadaşlar. Ya ben birazcık kendim titiz olduğum için özellikle özen gösteriyorum. Kirlenmesini, çizilmesini istemiyorum. O yüzden zamanında bu zikir alırken bir neopren koruma almıştım. Bu neopren koruma biraz ısı yalıtımı da sağlıyor. Isı kaybını yavaşlatıyor. O yüzden de almıştım. Laken de şöyle parlak metal olduğu için, kolay çizilebileceği için, üstü brushlanmış, fırçalanmış olsa da kolay çizilebileceği için ben bunu bununla kullanmayı tercih ediyorum. Şimdi gelelim bunların temizliğine. Arkadaşlar en önemli şeylerden biri matarada hijyen. Bunları işte her gün bisiklet biniyorsak, iki günde bir, haftada bir biniyorsak bu mataralarımızı hastalık kapmamak adına, daha doğrusu mideyi, motoru bozmamak adına temiz tutmak zorundayız arkadaşlar. Bunun için de iki yöntem öneriyorum size. Bir, internette satılan Zik'in şöyle kapsül batan şeyleri var, tabletleri var. Bunu işte sıcak su doldurup içine atıyorsunuz, yarım saat bekletiyorsunuz. Tekrar sıcak suyla temizlediğinizde şişenizin içi veya mataranızın içi pırıl pırıl olmuş oluyor. Şu şekilde de tabletler var. İçinde 20 tane tablet var. Bunun fiyatı 20 lira gibi bir fiyatı var internetten. Yanlış hatırlamıyorsam ben öyle bir fiyatı almıştım. Ama diyorsanız ki ne gereği var kardeşim bunların diyorsanız gidersiniz. Ben de zaten bunu gaza gelip aldım. Bir daha da 5 para vermem buna. Şu şekilde karbonat, bildiğimiz karbonat arkadaşlar. Karbonatla içini temizleyebiliriz ama öncesinde biraz ne kadar diyeyim size, içine bir çorba kaşığı kadar bunun ya da bunun bir çorba kaşığı kadar sirke atıyoruz. Sonra bunu suluyoruz. Suluyoruz diyorum. Yani çiçek mi suluyoruz arkadaşlar? Yarısına kadar su doldurup bir güzel çalkalıyoruz. İçindeki o sirkenin asidi, içindeki bakterilerin varsa üstünden çözülmesine yardımcı olacaktır. Ama sirkenin kötülük kokusu olacağı için arkasında da bir çay kaşığı kadar sirkeyi boşalttıktan, duruladıktan sonra şişemizi bir çay kaşığı kadar karbonat içine döküp tekrar yarıya kadar suyla doldurup bir güzel çalkalıyoruz. Ondan sonra boşaltıyoruz, tekrar duruluyoruz. Ne oluyor? Mataramız pırıl pırıl, dertlemiz, mis gibi kokmasa da kokusuz bir hale geliyor. En azından bir öncekinden iyi oluyor. Evet arkadaşlar, mataralar ve suluklar hakkında diyeceğim başka bir şey kaldı mı? Evet. Bir de sırt sulukları var arkadaşlar. Çantalarla bunlar daha çok uzun yol yarışlar için kullanılıyor bildiğim kadarıyla. Ben kullanmayı tercih etmedim. Sırtınızda muhafaza ediyorsunuz çantanın içinde, oradan bir pipet yardımıyla, boru yardımıyla ağzınızdan yol boyunca hiç durmadan su içebiliyorsunuz. Niye tercih etmiyorum? Genelde plastik oluyor. Ben plastiği genel olarak tercih etmiyorum. Kendim de daha önce makine mühendisi olduğum için, plastik üretim sektöründe de çalıştığım için plastik ürünleri çok tercih etmiyorum. Siz de tercih etmemeye çalışın diye tavsiyelerde de bulunabilirim. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Bu arada ekranın altında bana yorum yaparak istediğinizi sorabilirsiniz. Artı bir sonraki video ile ilgili veya çekmemi istediğiniz videolarla ilgili önerilerde bulunabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.